Merhaba hastalarım, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kronik böbrek yetmezliği hastalığı başta olmak üzere hasta olan ve olmayan bütün insanlar için geçerli olan sıvı ve su tüketiminden bahsedeceğim. Özellikle şu korona pandemisinin salgın olduğu bu dönemde hastalarımızdan çok soru geliyor. Neleri içelim, neleri yapalım, ne kadar su içelim gibi. Bunlar bu sorularınıza cevap vermek istiyorum. Can kulağıyla dinlemenizde fayda var. Şimdi normalde bir insan bir günde ortalama 1,5 litre idrar yapar. Böbreklerimiz gerçekten yaratılış harikası. Ortalama günde 1800 litre yakın kan böbreklerden filtre işleminden geçiliyor. Bunun %99,3'ü tekrar vücuda geri alınıyor. Diğer zararlı olan maddeleri tüpler aracılığıyla atılıyor. Nefron dediğimiz ünitelerde oluyor bunlar. 1.250.000 tane her bir böbrekte bulunmakta. Toplam 2,5 milyon. Şimdi yani bir avuç kadar bir şeyin içerisinde 1.250.000 tane nakış gibi işlenmiş durumda. Şu anda biz konuşurken bile 120 mililitre kan böbreklerde filtre ediliyor. Bunun 1 mililitresi idrar olarak atılıyor, 119'u geri emiliyor. Yani %99,3'ü. Dolayısıyla her dakikada 1 mililitre idrar oluşunca bir günde 1444 dakika olduğu için ortalama 1,5 litre idrar yapmamız gerekiyor. Kabaca bu. Peki idrarın rengine bakarak su dengemiz hakkında, sıvı dengemiz hakkında bilgi sahibi olabilir miyiz? Oluruz. Normalde idrarın rengi nasıl olması lazım? Şöyle limon sarısı, açık sarı renkli olması lazım. Eğer koyuysa genelde susuz kalmış demektir aslında. Başka şeyler de olabilir ama şöyle koyu kahverengiye yakın olduysa, oruç tuttuğunuz zaman, susuz kaldığınız zaman ve aşırı spor yaptığınız zaman sıvı kaybı olunca genelde susuz kalır insanlar. Peki kırmızı renkli olduğu zaman ne oluyor? O da başka şeyler akla gelir işte. Mesela tümöründen tutunda taşına kadar, glomerülonefritine kadar, adet dönemine kadar gibi. O zaman da onun araştırması yapılır. Peki daha açık olduğu zaman ne olur? Mesela diyelim ki idrarın rengi böyle bembeyaz veya beyaza yakın. Bunlar da iyi değil. Çok su içildiği zaman da bu olur. Veya böbrek yetmezliklerinde idrar densitesi azalıyor. İdrarın kalitesi bozuluyor. Bazı böbrek yetmezliği hastalarımız diyor ki son döneme gelmiş, diyalize girecek. İdrarım var benim, nasıl hem idrar yapıyorum da diyalize giriyorum. O idrar artık idrarlıktan çıkıyor arkadaşlar. Vücuttaki bu toksik maddeleri, zehirli maddeleri atamıyor. Yani sıvı ve solüt yükünü dengeleyen idrar değil bu. Ama yine idrar olması da bizim için faydalı. İşte böyle açık idrar yaparlar. Yani çok su içilmesinde de yine bu tablo oluşabilir. Demek ki normalde idrarımızın rengi bu renkte olması lazım. Peki, normalde ne kadar su içmemiz lazım? Bizim genelde önerdiğimiz yazın ortalama 1,5 litre su, kışın da ortalama 2-2,5 litre su olarak öneriyor. Buna ilave olarak yarım litrede diğer çay, çorba gibi diğer sıvılardan alınabilir. Ama ortalaması kış döneminde 2'nin üstüne çıkılmaması lazım, yaz döneminde 3'ün üstüne çıkılmaması lazım, totali söylüyorum. Tabi istisnalar kaideyi bozma, çok terleyen hastalar veya iş gereği, çok sıcaklıkla muhatap olan hastalar 4 litre, 5 litreye kadar içenler oluyor ama tabi bunlar istisna. Fazla su içtiğimiz zaman ne olur peki? Fazla su içtiğimiz zaman arkadaşlar beyin ödemi denilen bir tablo meydana geliyor. Yani ne oluyor? Su fazla içildiği zaman bu kan beynimizde kan beyin bariyeri denen bir şey var. Kanımızdaki su fazla oldu mu beyin içindeki su sabit kalıyor bu bariyerden dolayı. Dolayısıyla bu dışarıdaki fazla olan su beynin içine girmeye başlıyor. Beynin içine girdiği zaman ne oluyor? Halk arasında da beyin sulandı derler işte. Beyin ödemi denilen tablo. Beyin genişliyor suya bağlı. Nereye genişleyecek beyin? Kafatasımız var bizim. Genişli. Dolayısıyla hasta konvülsiyona, ölüme kadar giden tabloya yol açıyor. Bunun sebebini işte fazla miktarda su içilmesi bir sebebi. Sebeplerden bir tanesi de bu. Yani demek ki bu genelde doktor hatası da olan bir hasta yakın hastalar işte üren yüksek hemen su iç. Böyle bir şey yok. Onun sebebini bulmak lazım. Tabii ki sıvı eksikliği varsa gereken sıvı biz ya damardan veririz ya da oral yoldan öneririz. Sakın ola ki kendi başımıza 5 litre, 6 litre hatta bir hasta var 8 litre yakın su içip böbreklerine fayda verebilir. Olan böbreğe de gidiyor. Aman aman dikkat. Bir de sağlığınızdan dolusunuz ölürsünüz. Ben genelde konuya direkt şeyden giriyorum. Ben ölürsünüz dedim mi hasta ancak korkuyor. Yani korkutmak için söylemiyorum. Anlaşıldı. Dikkat edin dedim mi dikkat etmiyorlar. Genelde ben keskin ifadeler kullanıyor. Bu dediklerimde de haklıyım. Çünkü yaklaşık 20 küsur yıldan beri hastalığın iç içe olduğumuz için bazen keskin ifadeler kullanmamız lazım. Yani bizim amacımız bütün insanlar yaşasın, kimse ölmesin ama dikkatli olmamız lazım. Şimdi idrarın bir de pH'si var. Alkali mi olsun, asit mi olsun içtiğimiz su? Normal vücudumuzun pH'si kaç? 7.35-7.45.
Asit olduğu zaman da vücuda zararlı pH'sinin. Alkali olduğu zaman da zararlı. Tansiyon dengesi, kalp etkileri, bir sürü zararlı etkileri var. Genelde şu yalnız önemli. İdrarı, pH'sı ne kadar alkali olursa o kadar faydalı bizim için. Böbreğin bulunmuş olduğu ortam asit ortamda olmaması lazım. Asit olduğu zaman mesela diyelim ki non-steroid, ağrı kesici ilaçlar olsun, işte aminoglikozit türevi, antibiyotikler olsun veya amfoterizm belki çeşitli ilaçların zararı olacaksa asit ortamda daha kolay zarar veriyor böbreklere. Bu önemli bir bilgi. Onun için içtiğimiz suyun alkali olması bizim için faydalı. Kaç olması lazım pH değeri? O sularda dikkat edin arkasında yazan pH değeri 7.5-8.5 arasında olması en güzeli. Yapılan çalışmalarda da yine bu gösterilmiş. Peki biz bunu kendimiz evde yapabilir miyiz? Diyelim ki baktık pH'sı hatta asit pH gösteriyor. Tabii ki yapabilirsiniz. Yapılacak çok kolay bir şey var. Evlerde yemek sodası dediğimiz sodyum bikarbonat var bunların içerisinde. Bunları veya İngiliz karbonatı, yine eczanelerde de var, bunlar da bulunabilir. 1,5 litre suyun içerisine 2 çay kaşığı koyduğunuz zaman ortalama 1 çay kaşığı yaklaşık 2 gram civarında olur. 2 çay kaşığı 4 grama denk geliyor. Veya İngiliz karbonatından da 2 çay kaşığı 1,5 litre suyun içine koyduğunuz zaman su alkali olmuş oluyor. Bunu bir gün içerisinde tüketebiliriz arkadaşlar. Bu da ev yapımı. Peki bu sodyumdan dolayı riskli bir sodyum böbrek yetmezliği hastalarında istemediğimiz bir madde değil mi? Sodyum ve potasyum en tehlikeli olan iki tane madde var. Sodyum fazlalığı da zararlı, potasyum fazlalığı da zararlı, fosfor da zararlı. Ama potasyum kalp ölüme kadar giden aritmilere yol açabiliyor. Sodyum fazlası olduğu zaman da vücuttaki su tutulumu artıyor, volüm yükü artıyor, tansiyon tetikleniyor vesaire. Fakat miktarlarına baktık. 100 gram sodanın içerisinde sadece 27 miligram bulunmakta. Normalde 2 grama kadar biz müsaade ediyoruz. Yani 2000 miligram. Burada ise 27 miligram var. Yani çok üstüne durulacak şeyler değil bunlar. Peki biz bunları normalde arkadaşlar tıp eğitiminde bunları almıyoruz. Bakın bu eğitimi ben de tek tek gidiyorum araştırıyorum. Sodada ne var? Neden bunları yapıyoruz? Çünkü bir belirsizlik var. Şu anda bizim bütün guideline'larda da olsun, kılavuzlarda da olsun. Hastalar nasıl beslenir diye keskin bir şey yok. Genel kuralda tuzsuz ye, işte ekmek yeme. Hastaların çoğusu bilmiyor ne demek tuzsuz ye, hangi sıvıyı içeyim. Biz de elimizden geldiğince kendi guideline'ımızı oluşturuyoruz. Biz Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bunu elimizden geldiğince yapıyoruz. Bütün hastalarıma da bu 20 küsur yıllık deneyimimi sizlerle paylaşıyorum. Onun için bu notları da koydum, can kulağıyla bunları dinleyin. Peki, alkollü içecek, gazlı içecek kullanalım mı? Kesinlikle böbrek yetmezliği hastalarında bunlar zaten gaz içecek. Bırakın böbrek yetmezliğini hiçbir insanın kullanmam, hasta da değil, insan olarak da. Alkol de yine aynı şekilde. Hem yüksek tansiyonu tetikliyor, hem böbrek taşını tetikliyor, hem fosforu yükseltiyor. Bunlar da yine böbrek yetmezliklerine zararlı olan şeyler. Peki, bu gaz içecekler içerisinde sadece bu fosfordan veya böbrek taşını tetiklemesinden, tansiyonu tetiklemesi önemli değil. Şeker de var, şeker de büyük bir risk zaten. İşlenmiş maddelerin hepsi vücuda zararlı. İşlenmiş şeker, bakın mesela kolasından, nesnesine ve bunlar avuç avuç şeker dolusu. Bunlar da yine ölüm demektir arkadaşlar. Bunlardan uzak durun. Normal suyun içerisinde de bakın hiçbirinde şekeri var, ne tuz var, normal su içilebilir. Peki, yine yapılan hatalardan bir tanesi maden suyu konusunda. İşte mide hazmını rahatlatıyor, bağırsaklara faydası var, tamam var. Ama maden sularında ne var arkadaşlar? İçerisinde doğal mineraller bulunmakta. Normal böbrek hastası olmayanlara tabii ki faydalı ama sodyum açısından çok zengin olabiliyor. Potasyum açısından zengin olabiliyor. Yine magnezyum, magnezyumun fazlası da zararlı. Azı da zararlı, çoğu da zararlı. Bunların hepsi böbreğe zararlı. Yani midemi rahatlatayım derken kalp krizi geçirip ölürsünüz, beyin kanaması olursunuz. Tansiyonunuz kırılır veya potasyum yükselir, asistoli olur, kalbiniz duracak hale gelebilir. Onun için aman dikkat edin. Bir de soda. Soda ile genelde maden suyu birbirine karıştırılıyor. Sodada ne var arkadaşlar? Sodada hiçbir mineral bulunmamaktadır. İçerisine karbondioksit koyuyorlar. Bir de bikarbonat konuyor içerisine. Bu soda. Yani bizim bu önermiş olduğumuz İngiliz karbonatıyla, yemek sodasıyla yapılan karbondioksitsiz sodada diyebiliriz bir anlamda. Yani onlar tabii ki kullanılabilir ama maden sularından kesinlikle uzak duruyoruz arkadaşlar. Evet. Peki evde ne alabiliriz? Mesela ayran. Ayran haftada bir kere rahatlıkla içilebilir. Mesela yoğurt var içerisinde. Süt ve et türevimiz böbrek yetmezliği hastalığı olabildiğince azaltıyoruz. Neden? Çünkü bunlar vücutta amonyak ve üreye dönüşüyor. Üre de böbrek yetmezliğinde zararlı bir madde. Onun için çok önemli ama haftada bir kere mesela içerisine yine
haftada bir kez bir su bardağı içerisine yarım çay kaşığı yemek sodası. Yemek sodasında ne vardı? Karbonat vardı. Hem köpürmesine de faydası oluyor hem de bir lezzet katıyor. Bunu içebiliriz, bir zarar yok. Haftada bir kez bunu öneriyorum. Peki devam edelim. Sadece bir tane ayran içmekte olmuyor tabii, başka. Peki içtiğimiz su sıcak mı olsun, soğuk mu olsun, ılık mı olsun? En güzel ılık olması. Çok soğuk olan da böbreğe, vücuda zararlı, çok sıcak da zararlı. Çünkü mukozayı da tahriş ediyor. Özellikle bu koronavirüs dönemlerinde birçok böyle hurafeler dolaşıyor. İşte tuzlu suyu gargara ettim, bilmem ne yaptım. Aspire edenler var, alkol içenler var. Şey neydi o, Arap sabununu yoğurda katıp içen. Ya böyle nereden duyuyorlar saçmasa. Hele İran'da metil alkolü kafayı, bir takım ülkelerde de var. Kaç tane ölüm haberi geliyor. Aman aman ne alkol, ne şey, ne genizecek. Şey, yani normal zaten insan abdest alırken de burnunu temizler veya normalde de temizler. Onun bir zararı yok ama özellikle böyle ters işler yapmanızı önermiyorum. Suyumuz demek ki ne sıcak ne soğuk, normal ılık su içebiliriz. Tabii soğuk su lezzetli oluyor özellikle sıcak yaz havalarında ama iyi bir şey değil. Yine gelen sorulardan zemzem içebilir miyiz? Hastalardan çok iyi. Zemzemin böbreklere hiçbir zararı yok arkadaşlar. Hatta alkali suların içerisinde en iyilerinden bir tanesi. Hem de bakteriyolojik açıdan da en temiz sulardan bir tanesi. İçilebilir. Yok böbrekten atılmıyor, terle atılıyor, böbrekleri bozuyor gibi. Bunların hepsi hurafe. Normal su nasıl içiliyorsa eğer umreye giden, hacca giden hastalarımızda rahatlıkla bunları içebilir. Tabi bu dönemde umre, hac şeyi bu koronavirüs nedeniyle zaten iptal oldu. Herkesin yerinde, evinde oturması lazım. Evet. Şimdi gelelim çaya. Bizim milli içeceğimiz. Dünyada genelde ilk 3'e giriyor Türkiye çay tüketiminde. Ne kadar çay içebiliriz? Ortalama bizim önerdiğimiz 3-4 bardak. En fazla 5 bardağa kadar çıkabilir. Şekersiz olacaklar. Bu kural her zaman geçerli. Eğer diyabetimiz yoksa bal koyabiliriz şekerin yerine. Yine şekerlerin içerisinde en az zararlı olanı bal. Onda da tabii fruktoz var ama zararı en az. İçine bir de karanfil ve tarçın da konabilir. Hatta limonu da sıkmayıp yanına koyun limonu da. Hem limon demirin emilimini de artırıyor, çay da demirin emilimini önlüyor. Dolayısıyla nötrleştirilmiş oluyor. Bu kış dönemlerinde, soğuk dönemlerde bunları rahatlıkla kullanabiliriz. Peki poşet çay içelim mi? Veya sallama çay kesinlikle yasak. Bu poşet çayların içinde sıcakla iletişime girdiği zaman mikroplastik var arkadaşlar bu sallama. Mikroplastik gözle görülemeyen zehirli madde. Bir de şu tutkal yerinde, bu ipin bağlandığı yer, oradaki maddenin de kanserojen olduğu gösterilmiş. Sıcakla temas ettiği zaman bunlar açığa çıkıyor. Aman aman uzak duralım bunlardan. Poşet çay yasak. Peki yeşil çay içelim mi? Tabii yeşil çay da olabilir. Burada çok sorun geliyor. Yeşil çay arasında siyah çay arasında ne fark var? Yeşil çay, siyah çay işlenmemiş hali. Yani oksitlenmemiş hali. Bu siyah çay oksidasyon işlemine maruz kalıyor. Ve birçok antioksidan madde var. Antioksidan demek hücrelerimizi koruyan bir ortam oluşturuyor. İyi bir şey, yaşlanmayı önlüyor vesaire. Bu ne oluyor siyah çayda? Bu antioksidan madde miktarı azalıyor. Yeşil çayda ise daha fazla. Ama tabii damak tadı olarak bizim derlerde yeşil çay çok damak tadına göre değişir. Genelde Türk toplumunda şey öneriliyor bizim toplumumuzda, siyah çay öneriliyor. Ama dediğim gibi yeşil çay da içilebilir. Hatta içinde bir madde var antioksidan. Epigallokateşin gallat denen bir madde. Bu C vitamininde 20 kat daha fazla antioksidan. Hani bu aralarda herkes diyor ya işte koronavirüse karşı C vitamini alalım. 20 kat daha fazla işte antioksidan içermektedir. Ayrıca limon da tüketilebilir. Onu birazdan bahsedeceğim. Demek ki yeşil çay. Fakat yeşil çay kronik böbrek yetmezliği hastalarına benim önerim günlük 1'i geçmeyelim. Siyah çay olarak 3-4 çay içebiliriz en fazla. İçine başka ne koyalım? Yine dediğim gibi bal koyabiliriz, tarçın koyabiliriz, karanfil de koyabiliriz. Bunların da ölçülerini yine abartmadan yapmamız lazım. Peki, devam edelim. Yine grip nezle dönemlerinde, üşütme dönemlerinde ıhlamur içebilir miyiz? Çok güzel, böbreğinde dostu. Günde ortalama 1-2 tane bir ıhlamur içilebilir. Yine içine dediğim gibi limon koyabiliriz, bal koyabiliriz, tarçın koyabiliriz, karanfil koyabiliriz. Size kalmış bu. Güzel tüketin. Limonları tekrar söylüyorum. Sıkmayın. Peki, diğer bir şey hünnam. Hatta ölümsüzlük meyvesi diğer adı. Biz bu konuda da çalışma yapmıştık. Daha önce de anlattım. Böbrek yetmezliği hastalarında özellikle şekeri, kolesterol yüksekliği olanlarda müthiş faydası var. Hem oksidatif stresi azalttığını gösterdi, protein kaybını azalttığını gösterdi. Hatta üre kreatin değerlerinde biz yüksek
kısmen de düşme gösterip potasyumdan korkmuştuk. Acaba yükselttim. Potasyum üstüne hiçbir zarar ve etkisi çıkmadı. Yine bunun çayı da yapılabilir. Aynı şey gibi, ıhlamur gibi, yeşil çay gibi. Bunu da kullanabiliriz. Peki kahve. Bu da bundan da çok soru geliyor. Kahve de tabii içilebilir. Faydası da var. Ama fazlasını önermiyoruz. Çünkü içindeki kafeinden dolayı, yüksek tansiyon tetiklemesinden dolayı, bir de diüretik özelliklerinden dolayı çok fazla önermiyoruz. Çünkü fazla miktarda su atılması da böbreklere iyiydi. Ama ölçülü bir miktarda. Normalde böbrek yetmezliğiniz yoksa günde birden fazla kahveyi önermiyorum. Ama böbrek yetmezliğiniz varsa özellikle de GFR değerimiz 15'in altındaysa haftada 1-2 tane sade Türk kahvesi olacak. O 3'ü bir arada, 5'i bir arada bilmem işlenmiş kahve asla kullanmayın. Fayda yapayım derken zarar görürsünüz, zehirlenirsiniz bile. Çünkü işletmiş ne demek? Kimyasal maddeye maruziyet oluyor ve raf ömrü uzasın diye çeşitli maddeler konuyor. Onlar da böbreğe zararlı. Yani normalde kahveye biz koyduğumuz zaman suda erimemesi lazım. Normal kahveye olmak bu hazır kahvelerin olduğu suda koyduğumuz zaman eriyorlar. Ve birçok zararları da var. Çok ayrıntılarına girmiyor. Onlardan uzak duruyor. Filtreli kahve, işlenmiş kahve, latte vesaire onlardan uzak duruyor. Normal Türk kahvesi içebilirsiniz. Peki. İçtiğimiz çay ve kahveler tansiyonumuzu tetikler mi? Yine o günlük normalde önerilen kafein miktarı, kafein özellikle burada yani bir oluşuyor, çarpıntı yapma özelliği var, kaş kahvesi olanlara dikkat etmemiz lazım. Günlük 300 mg kafein ihtiyacı normal bir insan. Ama tabii bu oranı biraz daha düşürmemiz lazım. Özellikle ritim bozukluğu olanları, tansiyon olanları 150-200 arasında tutmakta fayda var. Peki içtiğimiz çayda ne kadar kafein var? Bir fincan siyah çayın içerisinde 40 mg, yeşil çayda da 20 mg. Yani dolayısıyla çok yüksek oranlarda değil, içilebilir. Yani ama ritim bozukluğu olan, özellikle bu hızlı ventrikül yanıtta atrial fibrilasyonu, taş aletimi dediğimiz tabloları oranlarda daha da dikkatli olmamız lazım. Hiç içilmez değil, içilip dengeleyeceğiz. Peki. Biz şimdi bazı hastalarda şunu diyor, normal suyunu içmiyor ve ne demiştim normalde kışın 1 litre, yazın 1,5-2 litre sadece su içmeniz lazım. Suyu hiç içmiyor, ben onun yerine çay içiyorum, işte kahve içiyorum, o suyun yerini tutmuyor, ikisi de su değil mi? Tamam su ama bunlar ne yapıyor? Diüretik etkisi var, yani idrar söktürücü. İdrar söktürücü iyi değil mi? Böbrek hastaları için kalp yetmezliği hastalarına faydalı olabilir ama normalde iyi değil. İdrar söktüğü zaman iyice susuz bırakıyor sizi. Siz hem su içmiyorsunuz, hem çay kahve içiyorsunuz, bir de üstüne idrar söktürmekle su azalıyor. Yani susuz kalırsınız, böbrek taşlarınız iyice alevlenir, ürek renkin değerleriniz daha da artar. Onun için aman aman dikkat, idrar söktürücü özellikle bir parçası tabii. Ayrıca bu mesela koladır vesairedir, bunlar ne demiştik? Gazlı içeceklerden, şeker deposu, bir sürü zararlı maddeler var. Kesinlikle önermiyoruz. Demek ki suyumuzu asla ihmal etmiyoruz. Bir litrenin altına düşmememiz lazım. Ama hasta diyalize giriyor. Hiç idrarı yok. Ne demiştim? Yaptığı idrardan yarım litre fazla. İdrarınız yoksa yarım litre su içebilirsiniz en fazla. Yaz olsun, kış olsun fark etmiyor bu. Yarım litreden fazla. İçiniz ne oluyor? Vücut şişmeye başlar. Ha, yanına da 250 cc diğer gıdalardan alırsın, diğer sıvılardan. 750 geçmemesi lazım idrarı olmayan hastalar. Ama 1 litre idrarınız var, 1,5 için. 1,5 var, 2 litre için gibi. Kurallarımız bu çok basit. Yaptığınız idrardan yarım litre fazla sıvı tüketebilirsiniz. Tamamdır. Evet, devam edelim. Peki, bu çay ve kahveler fazla demli içilirse, fazla içilirse ne olur? Oksalat var bunların içerisinde. O da böbrek taşını tetikliyor. Zaten en sık görülen taş tipimiz kalsiyum oksalat. Onun için fazla demli çaylar, kahveler bunlardan uzak durmamız lazım. Ayrıca böbrek taşı konusunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu ayrı bir video olarak yapacağım. Peki, koronavirüs var. Atom içelim mi? Vücut direncini artırıyor. Ne var atomun içerisinde? İşte greyfurt, kivi, çilek, portakal, mandalina, ananas gibi güzel gözüküyor değil mi? Göze insan. Gerçekten Allah'ın yarattığı ne güzel nimetler. Ama böbrek hastalığı özellikle bu GFR'si 15'in altında olan bunları içmesi ne demek? Cenaze törenini yapsın. Yani resmen cenaze töreninde bak selasını vermeye başlasın, bunları içmeye başlasın. Hiç şakası yok bakın, şaka değil bu. Ölürsünüz. Neden? Potasyum içerikleri çok yüksek. Normal insanlar içebilir. Normal insanlara bile ben bu atomu önermiyorum. Çünkü bunu yapacağınıza meyvenin kendisini yiyin daha faydalı. Çünkü şeker bir anda yükseltiyor bunları. Glisemik indeksi çok fazla. Ha gençler yapamaz bunu. Haftada bir kere, iki kere. 17-18'ler onları yapar. Hiçbir hastalığı yok. Normalde söylüyoruz bunlardan uzak durmanıza fayda var. Atom meyve gerçekten atom bombası gibi etki yapar. Ölürsünüz vücut direncini, bağışıklığını güçlerini değerlendirir.
Peki, sebze suları içerir mi? Özellikle böbrek hastaları için söylüyorum. Normalde sebze suları mesela gençler, ergenlik döneminde tabii ki içebilir. Onlara bir zarar yok, böbrek hastalığı vesaire yoksa. Böbrek yetmezliğinde yine bunlarda da arkadaşlar çok yüksek oranda potasyum bulunmakta. Potasyum ne yapıyordu? Önce kalbin ritmini azaltıyor, bradikardiya ritmi dediğimiz zaman. Sonra hızlandırıyor, taşikardiya ritmi yapıyor. Sonra ventriküler taşikardiya, ventriküler fibrilasyon, sonra asistoli dediğimiz tablo kalp bir anda duruyor. Hatta diyalize soksak bile geri gönderemiyoruz bu hastaları maalesef. Bir tane öyle hasta var, greyfurt suyu bilmem ne faydalı diye gitmiş oradan içmiş veya lahana suyu. Bir suyunu atıp haşlayıp akmadan olduğu gibi içmiş. Potasyumu çok yüksek bunları ne yapıyoruz? Bilmem sebze, havucu, işte brokolisi daha nasıl tamam faydalı. Bunları ama haşlayıp suyunu atmadan içerseniz ölürsünüz. Ya bunu çok net söylüyorum. Aman aman dikkat. Vücut direnci evet yükseltir ama böbrek hastaları yapamaz. Diğer böbrek hastalığı olmayan insanlar dediğim gibi ölçülü şekilde kullanabilir. Peki ne yapalım o yasak bu yasak? Ben genelde anlatırken dikkat edin. Yasağı koyuyorum yanına serbestini söylüyorum. Olay bu. Yasak yasak yasak. O zaman insanlar çıldırıyor. Hangisini yapalım? İşte bakın elma suyu. Elma suyu serbest. Elma serbest. Böbreğin dostu. Hatta yeşil ekşi elma. Bunların suyunu içebilir miyiz? İçebiliriz. Ama genelde benim önerim suyundan ziyade meyvenin kendisini yiyin burada da. Ama canınız çekiyorsa suyunu da içebilirsiniz. İçine hafif böyle ılık, çok soğuk da olmasın. Limon da koyabilirsiniz. O sizin keyfinize bağlı. Yeşil elma bulamadınız, sarı elma, kırmızı elma da tabii ki olabilir. Bizim genelde önerimiz şeker hastalarında ortalama bir tane orta boy elma tüketmesi. Şeker hastalığı olmayanlarda ise iki tane hatta üç tane bile tüketebilir. Çünkü şekerde neden engellir? Bunda da glikoz şey var, fruktoz var. Kan şekerinizi yükseltebilir. Onun için fazla alma. İki tane, üç taneye kadar da tüketebilirsiniz. Peki başka? Bir diğer yapılan hata da şu, limon. Limon mesela 4-5 tane limon alıyor, sıkıyor ve tansiyonumu düşürüyor, kendini çok iyi hissediyor. İşte vitamin deposu iyi, tamam mı? Belki böbrek hastalığı, mesela herhangi bir hastalığı olmayanlar yapabilir. Yalnız bu ne yapıyor fazlası? Potasyum yönünden çok zengin. Potasyum ne yapıyor? Yine kalbe geliyor bakın. Ayrıca şeker yönünde, şeker hastaları yine bunu yapamaz. Biz şekerinizi bir anda yükseltebilir. Onun için fosfor açısından da yine fosforu da zengin. Bunlar hepsi de böbrek yetmezliklerinde tehlikeli. Peki biz ne kadar öneriyoruz limonu? Normalde bir böbrek yetmezliği olan hastalık ortalama haftada 1,5-2 limon. Yani günde çeyrek limon yeterli olur. Normal insanlarda günde yarım limon hatta bir limona kadar da tüketebilirsiniz. Bir zararı yok. Hatta böbrek taşına bazı yayınlarda faydasının olabileceği söyleniyor ama fazla miktarda alındığı zaman her zaman yan etki oluşturur. Hatta taşı bile tetikleyebilir. Belli bir miktarda yalnız iyi oluyor. Özellikle kalsiyum oksalat taşının faydası olduğu gösterilmiş. Evet, devam edelim. Peki, yani özet ne? Şimdi hangi sular içebiliriz? Su içtik, tamam. Yanına başkası siyah çay, yeşil çay, hünnam çayı, ıhlamur, kahve dışındaki içecek kahve de içilebilir. Diğerlerinden uzak duruyoruz. Tamam. Özetledi şimdi. Peki gelelim başka sıvı ne var? Çorbalar da sıvı yerine geçiyor. Çorbalardan ne içebiliriz? Mesela değil mi? Türkiye'de çok yaygın ezogelini var işte, tarhana çorbası var mesela. Hangilerini içebilir özellikle böbrek yetmezliği aslında? Normalde böbrek yetmezliği olmayan bütün insanlarda çorba çok güzel bir öğün. Hatta kahvaltıda en güzel öğünlerden bir tanesi. Yani dikkat etmemiz lazım. Şimdi böbrek yetmezliğinde serbest olanları söylüyorum. Et suyu çorba, kemik suyu çorba, şahane. Hem vücut direncinin artırılmasına, hem bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine. Haftada bir kez ortalama biz önermiyoruz. Mesela bir gün et suyu çorba aldınız, bir gün kemik suyu çorba aldınız. Sadece bundan yetmiyor tabii, başkaları da var. Başka ne kullanabiliriz? Eğer problem yoksa, kolesterol yüksekliğiniz, kalp ve damar hastalığı probleminiz yoksa ayda bir kez sadece işkembe çorbasını öneriyoruz. Orada tuzsuz olacak yalnız bunlar. Tuz yasak. Siz bütün baharatları koyabilirsiniz içerisine. Hangi baharatlar yasak? Nane ile kekik. Bunun dışındaki isot, karabiber, pul biber, sumak, safran hepsi serbest. Ama bunların da tuzsuz var. Tuzsuz olan baharatların hepsini tatlandırmak için koyabilirsiniz. Limon yine koyabilirsiniz. Ama limon ne kadar bir günde? Çeyrek limon. Böbrek hastası olmayanlarda bir limona kadar kullanılabilir. Peki böbrek yetmezliği olmayan insan. Ben her gün içmek istiyorum. Bir kendisi bilir ama kolesterol yönünden doktorunuza mutlaka danışır. Bir de bu tartışmalar var işte koronavirüse karşı kendine paça işte bilmem. Çok bu da şey oldu artık. Yani işte
tadını da bozmaya kalkmıştı. Sizi kelle paça içmek koronavirüse karşı önlemez arkadaşlar. Vücut direncinizi artırabilir mi? Böbrek hastası olmayanlar için bu tabii ki artırabilir ama dikkatli olun. Yani normal rutinde vücut direnciniz güçlü olduğu zaman sadece koronavirüse değil, bütün hastalıklara karşı korunma yapmış olursunuz. Yani şu yanlış. Kelle paça içtin, işkembe içtin, böbreklerin fişek gibi oldu, vücudun bağışıklık sistemi tavan yaptı. Böyle bir şey, bu tarz şeylerden de uzak durun. Yani komik duruma da düşürmeyin. Hiç içmeyin, bu da zararlı, bilmem ne, bu da yanlış. Ne demek zararlı? Ya, hiç kimse kafadan konuşamaz. Bu genelde alternatif böyle şeyler soranların çoğusu doktor değil arkadaşlar. Tıp eğitimi yok. İşte bizim avantajımız ne? Ben bile bunları paylaşırken o kadar bizim eğitimimizde bu yok ki tıp eğitiminde. Biz kendimiz öğrenmek zorunda kalın. Bütün kitapları, İngiliz literatürü, Çin literatürü hepsini elden geçiriyor. En sonunda bunları ben sizinle paylaşıyorum. Neden günde demedim de ayda dedim. Bunların bilimsel çalışmasını nasıl yapalım? Öyle bir imkanımız yok. Yok ki. Yayınlara da bakıyoruz. Yani sadece tuz tüketme bir çok basit ifadelerle geçiştiriliyor ve hastaların çoğusu mağdur durumda. Bunu bildiğim için bu korona gününde hastaneye gelmiş burada odada bunu yapıyoruz biz. Yoksa ben de keyfime bakarım, odamı kapatırım kapımı, otururum, yapamaz mıyız bunu? Onun için herkesin saygılı olması lazım birbirine. Böyle hakaret var, şeyler de oluyor. Bu bazı doktorlarda da var, aşağı kompleks olanlarda. Bazı böyle tıp dışı insanlarda da var, aman aman dikkat. Dediğim gibi, kelle paçası kurtarır, yanlış. Hiç içmeyin, aman bu, o da yanlış. İkisinin ortasını bulmamız lazım. Ben genelde orta yoldan gidiyorum. Devam. Peki başka ne çorbası içebilir bizim böbrek etme? Erişte mesela, şehriye çorbası, erişte çorbası. Ama hangisi olacak bu şeyle? Siyez buğdayından yapılmış olacak. Evet, burada arkadaşlarımız da var, arkadan bizi istiyorlar orada. Sen sorularına hep cevap veriyorsun ama güzel oluyor olsun. Siz de izle, tabii kamerayı çeviremiyorum şu anda. Siyez mesela, kahverengi buğday bu. Lifi keteği içinde olan, tam buğdaydan, tam tahıldıdan yapılmış olanlarını öneriyoruz. Ekmekte de zaten aynı şeyi öneriyoruz. Beyaz ekmek, yani tahta, dikkat ve arınmış olanları asla önermiyoruz. Ona aman dikkat. Telefon mu çaldın? Video devam ediyor değil mi? Evet. Tabii teknik imkanlarımız bu kadar olduğu için araya neden olabilir, artık yapacak bir şey yok. Demek ki şehriye çorbası her gün bir tas içebiliriz rahatlıkla. Yine limonunu da koyabiliriz içerisine. Tabii tuzsuz olacak yalnız. Şimdi burada şeyi görüyorsunuz bunu, salçalı. Salça önermiyoruz ama haftada orta boy bir tane domates serbest arkadaşlar. Izgarasını yaptıktan sonra, suyu akıttıktan sonra sote yapıp içine koyabiliriz yemeklerimizin. Bir zararı yok bunun. Tuzsuz olmak şartıyla yine serbest. Tamam, şehriye çorbamızı da içtik. Başka yoğurt çorbası. Yoğurt çorbası da günde bir tane rahatlıkla içebilirsiniz. Ama ne demiştim? Süt ve et türevleri, süt ve süt ürünleri olabildiği kadar azaltalım. Mesela yoğurt çorbası yediğiniz zaman yoğurt yemeyin. Biz yoğurt genelde gün aşırı 3 yemek kaşığı öneriyoruz. Ev yapımı olması lazım. Probiyotik, bağırsaklara vesaire çok müthiş faydası var. Ve aynı zamanda sadece bağırsak olayı değil, bu amonyak miktarının da azaltılıp üreminin azalmasına yol açıyor probiyotikler böbrek yetmezliklerinde. Yine haftada bir kere de yoğurt çorbası yiyebiliriz. Başka? Mantar çorbası. Haftada bir kez mantara müsaade ediyorum. Hangi mantar olacak bu? Kürtür mantarı veya meşe yiyebiliriz. Kırmızı mantar. Bunlar serbest. Haftada bir kere ama yine abartmadan. Çünkü yine potasyum yönünden, fosfor yönünden dikkat edilmesi lazım onlara da. Peki gelelim diğer sebzelere. Mesela ıspanak, pırasa, kabak, enginar, brokoli, beyaz lahana, yeşil fasulye gibi çorbalar var. Kereviz. Bunlar da kullanılabilir mi böbrek yetmezliği hastalarında? Tabii ki kullanılabilir ama nasıl kullanacaksınız? Haşlayıp suyunu attıktan sonra arkadaşlar. Buhar değil bak, buharda potasyum gitmiyor. Haşlanın, ilk suyu atılacak. Sonra tekrar su koyun, zeytinyağını koyun, mis gibi çorbanızı yapın. İçine peki başka şeyler de koyabilirsiniz. Ama nane kekik koymamak şartıyla diğer baharatların hepsini koyun. Et suyu koyamaz mısın? Koyulan ev yapımı olması lazım. Et bulyonlar, tavuk bulyonlar değil. Dışarıdan almayın. Kendi yapımınız olursa tabii ki kullanabilirsiniz. Haftada ne kadar et tüketimi serbestli böbrek yetmezliği ortalama? 14 köfte yani 350-400 gram. Bunu çorbalarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın çeşit çeşit seçerek böbrek yetmezliğim yok o zaman. Tuzunu da koyun, baharatını da koyun, haşlet suyunu da atmayın. Böbrek yetmezliği olmaz. Olanlara dediğim şekilde yapılacak. Demek ki bakın çeşit çeşit ne kadar seçenek var. Bunların hepsini aynı gün yemek zorunda değilsin. Bir gün ıspanak çorba, bir gün pırasa, bir gün enginar, bir gün brokoli, bir gün mantar, bir gün işte et suyu çorba gibi bakın çeşit çeşit. Her gün birer tane bir tanesini için. Ama gün içinde sabah başka, öğlen başka, akşam başka bunu da yapmayıp ölçülü gitmemiz gerekiyor. Peki
Türkiye'de de çok sık kullandığımız çorbalar hangileri var mesela? Mercimek çorbası, işte nohut çorbası, tarhana çorbası, ezogelin çorbası. Bunlar arkadaşlar bakliyat türevleri zaten böbrek yetmezliklerini asla kullanmıyor ama böbrek yetmezliği olmayan hastalarımız rahatlıkla kullanabilir. Protein kaybı olanlarda sadece üre kreatin normal, sadece protein kaybı var. Onlar da çok zor. Tuza dikkat etsin onlar. Diğerlerini kullanabilir. Bu dediğim katı kısıtlama, kreatin 1.5'un altında olanlarda katı kısıtlama yapmıyoruz. Arada yine mesela yemiş sebzeleri haşlayıp suyunu atmıyor muydu böbrek yetmezliği hastalarda? Atıyordu. 1.5'un altındaysa haşlayıp suyunu atmanıza gerek yok. Normal mesela ıspanağı diyelim suyu da yaptınız. Servis yaparken suyunu vermeyin, kosasını koyun. O 1.5'un altında olanlarda. Diğerlerinde haşlarken iç suyunu atıyorsun, sonra tekrar su koyup kavurup yiyebilirsiniz. Evet, devam edelim. Peki, gelelim şimdi hoşaflara, kompostalara. Bunları nasıl kullanılabilir? Ama nasıl olacak? Şeker asla koymuyoruz arkadaşlar dışarıdanız. Elmanın hoşafı. Elmanın hemen hemen her şeyi serbest. Şeker hastası değilseniz tat versin diye bal kullanabilirsiniz. Balın bir zararı yok. Ama kendi doğal şekeriyle yaparsanız bunu da içebilirsiniz. Bu da yine sıvı dağılmış oluyorsunuz. Elma hoşafı, elma kompostosu kullanılabilir. Potasyum miktarı bunun meyvelerin içerisinde en az olanlardan bir tanesi. Peki bir diğer şeyimiz daha vardı. Lahana turşusu. Lahana turşusunun suyundan içebilir miyiz? İçebilirsiniz. Nasıl olacak lahana turşusu peki? Ortalama bu hastalardan da geri dönüş aldım. Bazı hastalar yanlış yapıyor arkadaşlar. Tekrar bunu unutmayın. 3 litrelik kavanoza, cam kavanozun içerisine 1 bardak zeytinyağı, 1 bardak elma sirkesi, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kaya tuzu, yarım veya bir tane limon koyun. Bu daha önce bu diye 2 bardak koyduğunuz zaman hem çok yağlı oluyor, uygun olmuyor. Bu şekilde yapacaksınız. Sirke olarak da hünnam sirkesi de olur, elma sirkesi de olur. Sonra yarısına kadar yarısı lahana koyacaksın. Lahanaları da haşlayıp suyunu attıktan sonra veya sıcak sudan geçirdikten sonra yarısına kadar doldur. Geri kalan sıvıları üstüne koyuyorsun. Ortalama 1-1,5 litre de su koyuyorsunuz ilaveten. Bazı hastalar ağzına kadar lahanayı doldurur. Komple sirke doluyor. Böyle bir şey yok. Sirke de asit. O da böbreğe zarar verebilir. Ona aman dikkat ediyoruz. Yarıya kadar demek lahanayı koydunuz. Geriye kalan 1-1,5 litre ortalama suyunu dolduruyorsunuz. Ve bu dediğimiz tertibi de birer bardak şeklinde yapıyorsun 3 kilo için. Ama 5 kilo yapmak istiyorum o zaman 2 katını kullanırsınız bunu. Ve nasıl kullanın bunları? 5-7 gün mayalandıktan sonra gün aşırı bir çay bardağı. Hem kendisini yiyip hem de suyunu içebilirsiniz arkadaşlar. Neden bunu öneriyoruz? Bir probiyotik bu. Bağırsaklardaki yararlı bakterileri artırıyor ve amonyağın emilimini azaltıyor. Amonyak azaldığı zaman amonyak karaciğerde neye dönüşür? Üre. Dolayısıyla üre oluşacak, amonyak kalkıyor. Üreleri düşüyor hastalar. Yaptığımız çalışmalarda da bunları rahatlıkla gördük. Evet, son slaytımız. Bazı hastalarda şu var, işte şifalı sular. Çok var. Ne yazmış burada? Şekere, tansiyona, prostata, taşa, guatıra, kansere, bilmem ne, ölüme. Ya, ne yapıyorsunuz ya? Neredeyse ölüme çare diye. Sakın kendi başına faydası var mıdır? Olabilir bakın. Ama bunu bilimsel olarak temellere oturmadan bazı hastalara faydası olur, bazı hastalara zarar olur. Böyle şeylere inanıp da kendi böbreğinizden de olmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hepinize koronasız günler dilerim. Bu zor günleri de inşallah hep beraber el birliğiyle aşacağız. Allah Rabbim hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Geçmiş olsun.